Sultan Süleyman Han 5-6 Eylül gecesinde birbirine bağlayan gecede burada şehit olmuştur kalenin önünde. Buradaki mescitte de çok enteresandır. 5 ve 6 Eylül tarihlerinde günün buraya doğmasından itibaren tam mescidin ortasında kalp işaretinde bir güneş hüzmesi düşüyor. Bizim tahminimiz odur ki incelenirse de bulunabilir, iç organlarının bu mescidin altında olduğunu düşünüyoruz. Zikret Park kuşatması Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferiydi. O dönemde Kanuni Sultan Süleyman hastaydı ve sefere çıkması istenmiyordu. Ancak Kanuni Sultan Süleyman kimseyi dinlemedi, asker sultanını başında ister diyerek sefere çıktı. Zikret Park ele geçirilmeden bir gün önce de vefat etti. Biz de şu anda sembolik kabrinin bulunduğu yerdeyiz. Serdar Bey, burayla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Kanuni Sultan Süleyman bildiğiniz gibi 1566 5-6 Eylül birbirine bağlayan gece yarısı şehit olmuştur Zikret Park Kalesi'nin önünde. Şimdi bu şehadetinden sonra askere tabii ki morali bozulmasın diye gerekli bilgi Belgrad önlerinde verilmiştir. O zamana kadar da Kanuni Sultan Süleyman'ın naaşı İstanbul'a götürülmek üzere iç organları boşaltılmış. Çünkü ileride sıkıntı olmasın, çünkü naaşını taşırken iç organları bir bölgede, işte burada net bir bilgimiz burada yok. Mescidin içerisinde bir sembolümüz var biliyorsunuz. Burada da Türk Dostluk Parkı'nın içerisine de Kanuni Sultan Süleyman'ın mübarek iç organlarının defnedildiği yer olduğunu kabul ederek, manevi bir yer olduğunu kabul ederek burada kabir yapılmıştır. Biliyorsunuz Süleymaniye Camii'nin sultan mahfillerinde naaşı. Aslında bu kabrin olması gerçekten çok güzel, çünkü en azından Kanuni Sultan Süleyman unutulmuyor ve buraya gelen misafirlerimiz sembolik de olsa kabrinin başında dua ediyorlar onun için. Çünkü bizim zaten hem dinimizde hem örfümüzde maddeden ziyade maneviyat önemlidir. Nereden dua ettiğiniz çok da önemli değil. Burada Kanuni Sultan Süleyman'ı hatırlatması anlamında, evet, bu Dostluk Parkı'nın içerisinde olmasından da gayet biz memnunuz.